Fakat şimdi Müslümanların yapacağı şey, önemli olan şey şu. Bir kere zaten Müslümanlar az dünyada. 7 milyar falan insan var değil mi? 1,5 milyar Müslüman. Evet hocam. Zaten 1,5 milyar az bir sayı. Bunun büyük bölümünü zaten mezheplerle ayırmışlar. Çok büyük bölümü ayrılmış. Bir de mezheplere, cemaatlere, tarikatlere de bölünmüş. İnşallah hocam. Birbirlerini tekfir ediyorlar zaten bir kısmı. Böyle bir durumda İslam asla dünyaya hakim olmaz. Evet. Ya bölünmene İslam hakim olmaz. Hakim olmasının tek nedeni bölünmenin kalkmasıdır. Bak Allah diyor ki parça ayırıcılar diyor. Kur'an'da ayet var. Evet. Onlar diyor dinlerini aralarında bölük bölük ettiler diyor. Parça parça ettiler diyor. Evet. Ayırdılar diyor Allah. Evet. Ve peygamberimiz şikayet ediyor. Ya Rabbi diyor benim bu ümmetim Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar diyor. Evet. Bir tane şikayeti var peygamberimizin. Terk edilmiş bıraktılar diyor. Evet. O ayet aynı zamanda Mehdi'ye de işaret eden bir ayettir. Evet. Mehdi devrinde Kur'an terk edilecektir. Evet. Evet hocam. İnşallah. İnşallah. Mehdi'ye de bakıyor. Evet. Bir kere mezhep ayrımlarından meydana gelen kin ve öfkeyi savunanlara karşı Müslümanların tavır alması lazım. Yani bu kutsal değildir. Şiilere düşman olmak. Evet. Efendim diğer mezheplere düşman olmak. Bu bir kutsal hareket değildir. Evet hocam. Bu parça ayırmadır. Müslümanları bölmedir. Müslümanları kucaklamak, şefkatle yaklaşmak gerekir. İnşallah. Hepsine. Hristiyanlığı ve Musevileri de ezmek, dışlamak da ve onları kafir deyip böyle aşağılanan varlıklar olarak görmekte çok çok akılsızca bir hareket olur. İnşallah. Eğer biz kazanmak istiyorsak onları, Müslüman olmanın istiyorsak ve dünyaya İslam'ın hakim olması istiyorsak hepsine şefkatle yaklaşmak durumundayız. İnşallah. Hepsini şefkatle koruyup kollamak durumundayız. Böyle bir uslup olmaz. Evet hocam. Kardeşim Şii'ye kafir diyor adam ve katledilmesini istiyor. Pırasa gibi doğranmasını istiyor. Mesela Azerbaycan hep Şii'dir. Evet. Biz de onlar canımız yerimiz diyoruz, birleşeceğiz diyor. Adam sen o zaman doğramaya mı gideceksin oraya onlar? Haşa evet. Yani ne kadar rezalet bu izahlar. Evet hocam. Bir de ben ehli sünnet alemiyim diyor, adam ortaya çıkıyor. Ve işte İslam'ı kendi içinden çökerten bir sistem kurmuşlar. Yani bu masonluğun oluşturduğu bir kilitleme sistemi. Yani mesela çok az bir kuvvetle, çok az bir toplulukla, mesela 100 kişilik bir topluluk var, 3 kişi var. 100 kişi iki önce diyor ki 50-50 ayırıyor diyor ki ya diyor sen onun düşmanısın, o da senin düşmanısın. Ha doğru hakikaten birbirimize düşmanız diyor. 50'yi de 2'ye ayırıyor 25-25, sizler de birbirinize düşmansınız diyor. Adam gidip kahvesini içiyor ondan sonra kenarda. Onları ara ara yönlendiriyor ve bu çok kutsal diyor birbirinizi kırıp geçirmeniz, düşman olmanız diyor. Ve yönetmek çok kolay oluyor. Bakın geçen gün ne dedim? Bediüzzaman bunu çok açık anlatıyor. Evet. İnsanlar diyor hırs ve şikakından istifade ederek diyor Deccal. Dünyaya diyor hakim olur diyor. Evet. Pek az bir kuvvetle diyor. Birbirine düşmanlığından. Mesela Müslümanlar Şii nefretini, Vehhabi nefretini, Bektaşi veya Alevi nefretini bir kısım Sünniler kutsal görüyor. Evet. Halbuki gerek Nakşi, gerek Kadiri, değil mi? Tarikatlarında evet. Olsun, mesela Nur talebelerinde olsun, yahut Süleyman Efendi talebelerinde olsun, hep şefkat ve sevgi esası vardır. Evet hocam. Değil mi? Muhabbet ve kazanma vardır. Evet. Dışlama yoktur. Yoktur, evet. Şimdi bak, Mehdi'nin gücü birleştirici olmaktan kaynaklanıyor. Yani Mehdi de bölücü olsaydı, onların inancına göre, yani onların bir ayrı Mehdi'si var. Kıyamete kadar İslam hakim olmaz öyle bir Mehdi'yle. Evet. Bediüzzaman'ın bir tabiri var hocam. Müsaade ederseniz okuyabilir miyim bunu? Mehdi'den bahsederken şöyle diyor hocam. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da ehli beyti nebeviden, yani Peygamber Efendimiz'in soyundan olacaktır. Evet, seyidi olacak. Evet, yani en büyük bir müceddit olduğunu Bediüzzaman Hazretleri burada belirtmiş. Hem müçtehit de diyor, yani içtihat
edecek olan ve dini de yenileyecek olan evet. inşallah. Müceddit, bak en büyük müceddit, en büyük müçtehit olmasının nedeni en büyük mezhep imamı oluyor. Evet. Yani Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezheplerinin ve o mezhep kurucularının üstünde bir kişi. Evet hocam inşallah. Dolayısıyla bütün mezhepler onun zamanında kalkıyor. Evet. Sadece onun mezhebine uyulacak. Evet. Ve bunu ehli sünnet uleması bu konuda ittifak halinde. Evet. Ve Peygamber Efendimiz zamanı gibi olacak. Aynı asr-ı saadet gibi olacaktır. Mehdi.